Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Muş'tan herkese saygılar, selamlar. Kitabımızın son bölümü olan 14. bölümü okumaya çalışacağım. Öncelikle kitabın sesli, yani kitabın sesini dinletmeye çalışacağım. Bunun faydasını olacağı kanısındayım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Oh je, sie arme. Das sieht aber gar nicht gut aus, sagt Walter Dessauer und deutet auf Carsten Zaras Gesicht. Die linke Backe ist inzwischen grün und blau und fast doppelt so dick wie die rechte. Ach was, Berufsrisiko, sagt Verena Müller. In ein paar Tagen ist er wieder so schön wie vorher. Gell, Zara? Aber jetzt erzählen Sie uns bitte die ganze Geschichte. Die ist sehr kurz. Frau Stahls Mutter hat ein schwaches Herz. Deshalb verliert Herr Dessauer fast seinen Job. Ende. Wie bitte? Rufen Verena Müller und Walter Dessauer. Sie verstehen nicht? Dann muss ich etwas genauer erzählen. Frau Stahl erledigt den größten Teil ihrer Arbeit vormittags, während ihre Tochter Stefanie im Kindergarten ist. Nur bei Texab muss sie dienstags und donnerstags am Abend putzen. Normalerweise ist das kein Problem, weil Stefanies Oma auf die Kleine aufpasst. Leider wird die alte Dame letztes Wochenende plötzlich krank und muss ins Krankenhaus. Frau Stahl nimmt ihre Tochter also zur Arbeit mit. Damit es Stefanie nicht langweilig wird, hat sie Buntstifte und Papier dabei. Sie malt und malt. Auf einmal sind alle ihre Blätter voll. Sie blickt sich um und sieht die 8 Blätter der Akte auf dem Schreibtisch liegen. Wahrscheinlich mit der weißen Rückseite nach oben. Nicht wahr, Herr Dessauer? Ja? Na, sehen Sie. Wunderbares Malpapier. Frau Stahl merkt nichts davon. Sobald sie mit der Arbeit fertig ist, packt sie Stefanies Sachen zusammen und geht mit ihrer Tochter zur Bushaltestelle, um nach Hause zu fahren. Dort fällt eines der Blätter auf den Boden. Leider ausgerechnet das einzige, dessen Rückseite nicht sofort als Kinderzeichnung zu erkennen ist. Sehen Sie? Was wie die Zahl 100.000 aussieht, ist in Wirklichkeit der Rauch, der zu diesem Haus gehört. Unglaublich! Verena Müller und Walter Dessauer schütteln die Köpfe. Tja, Diebstahl, Erpressung und Mobbing hält man für völlig normale Erklärungen, sagt Carsten Zara. Eine Kinderzeichnung erscheint uns dagegen als etwas Exotisches. Ist das nicht sonderbar? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Herr Zara, sagt Walter Dessauer und nimmt die Akte in die Hand. Sie sind als Detektiv doch nicht so schlecht. Sei bloß still, Walter, ruft Verena Müller. Sonst will er noch mehr Gehalt. Carsten Zara deutet auf seine Backe. Über das Gehalt reden wir morgen. Jetzt muss ich los. Ich habe um 17 Uhr einen Arzttermin in der Nähe des Hauptbahnhofs. Verena Müller blickt auf ihre Armbanduhr. Sie schüttelt den Kopf. Es ist erst 16 Uhr. Sie brauchen zu Fuß nicht länger als 10 Minuten zum Hauptbahnhof. Carsten Zara versucht zu lächeln. Aber die Backe ist inzwischen zu dick. Zu Fuß. Bin ich denn wahnsinnig? Evet. Değerli arkadaşlar, sesi dinledik. Şimdi başa geçiyorum. Hemen çevirmeye başlayalım. Evet. Kapitel Wirsin. Wirsin 14 arkadaşlar. Wirsin. Evet. Oh yeah. Sie arme. Yani seni zavallı. Da sieht aber gar nicht gut aus. Fakat oldukça yani iyi gözükmüyor. Yani iyi gözükmüyor. Yani. Burada Carsten Zara'nın arkadaşlar yüzünde bir yani şey var. Bir yumruk yedi ya o geçen bölümlerde. Bir şişkinlik var, ondan bahsediyor. O sie arme. Seni zavallı. Ama diyor da sieht aber gar nicht gut aus. Yani o yani iyi, hiç iyi gözükmüyor demek istiyor burada arkadaşlar. Zat Walter Dessau. Yani bu arada bunu, bu sözü söyleyen kimmiş arkadaşlar? Walter Dessau. Walter Dessau önceki bölümlerden hatırlamamız lazım. Und deutet auf Carsten Zara's Gesicht. Yani deutet arkadaşlar işaret etmek. Yani Carsten Zara'nın yüzünü işaret ederek söylüyor arkadaşlar bunu. Bir daha geçelim bunu arkadaşlar. Yani bir daha bu cümlenin üzerinden geçelim. Bu konuşmayı yapan kişi Walter Dessau.
Buhalter Dessau arkadaşlar, Carson Zara denilen dedektife iş veren kişi, yani onu araştırması için kiralayan kişi. Evet. Aynı şekilde mesela konuşma bittikten sonra da yüzünü işaret ediyor. Yani adamın yüzünü işaret ediyor. O zi ama seni zavallı. Yani yüzünü işaret ederek de yani çok iyi gözükmüyor diyor. Die linke Backe ist inzwischen grün und blau und fast doppelt so dick wie die rechte. Yani burada demek istiyor. Die linke Backe, yani senin diyor sol yanağın inzwischen, yani bu arada grün und blau, yani yeşil ile mavi arasında bir şey olmuş. Und fast ve hemen hemen doppelt so dick, yani sağdaki yanağının iki katı olmuş. Yani sağdaki yanağının iki katı kadar şişmiş anlamında söylüyor arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Ahfaz, ha öyle mi? Beruf riziko, sağ Ferhan Müller. Ferhan Müller de mesela Kasım Sarra'yı, yani ona, onun işvereni, yani onu, Ferhan Müller Kasım Sarra'nın patronu arkadaşlar. Ha öyle mi diyor? Beruf riziko. Beruf riziko, yani iş tehlikesi. Evet. Yani iş tehlikesini kastediyor. Yani mesela böyle bir dedektifliği meydana getirmiş olduğu tehlikeler var. Bu da bunlardan biri. Yani yumruk yemek, yani beklenmeyen mesela insanlarla karşılaşmak, onlarla kavga etmek, onlardan mesela zarar görmek. İşte burada mesela beruf riziko, yani iş tehlikesi, iş riski anlamında söylüyor Ferhan Müller. In ein paar Tagen ist er wieder so schön wie vorher. Yani birkaç gün içerisinde o tekrar eskisi gibi olur. Yani önceki gibi güzel olacak, iyi olacak. Yani yanağı iyileşecek. Gel Zara, gel. Gel, yani ya burada sağsın demek istiyor ya da yani jel kullan falan mı diyor acaba? Onu tam çıkartamadım arkadaşlar. Aber jetzt erzählen Sie uns bitte. Aber jetzt erzählen Sie uns bitte. Yani lütfen bize, lütfen bize şu anda anlatın bitte. Die ganze Geschichte, yani lütfen bize hikayenin tümünü, yani tüm hikayeyi anlatabilir misiniz diye söylüyor. Diese Kurs, burada Carson Sarra diyor ki yani hikaye, evet ganze Geschichte, die demek arkadaşlar. Ganze Geschichte ist sehr kurz. Yani tüm hikaye oldukça basit, yani oldukça kısa. Frau Stahls Mutti, yani Bayan Stahl'ın annesi, hat ein schwaches Herz. Yani Bayan Stahl'ın annesinin kalbi, onun kalbi çok zayıf, yani zayıf bir kalbe sahip. Deshalb bu nedenle de Valid Herr Dessau fasenin job. Ve bu nedenle de Bay Dessau işini yani hemen hemen kaybetmek üzereydi. Ende ve bitti anlamında. Yani hikayeyi böyle özetliyor. Sonra Veren Amiller diyor ki Vibit'te, yani anlamadım. Vibit'te Rufen Vagana Müller und Walter Dessau, yani ikisi birden diyor ki Vibit'te, yani anlamadık anlamında söylüyorlar. Sie verstehen nicht, yani siz anlamadınız. Den Musiker Fass genauer erzählen, o zaman yani tümüyle ayrıntılarıyla anlatayım, anlatmalıyım anlamında erzählen'in anlatmak. Frau Stahl erledigt den großen Teil ihrer Arbeit vor mittags. Waren ihre Tochter Stefanie im Kindergarten ist. Yani burada iki tane cümle var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Frau Stahl erledigt den großen Teil ihrer Arbeit vor mittags. Yani Bayan Stahl, yani görevini, yani işini öğleden önce, işinin önemli bir bölümünü, bakın den großen Teil ihrer Arbeit, yani işinin önemli bir bölümünü öğleden önce yerine getirir. Waren ihre Tochter Stefanie im Kindergarten ist. Yani Frau Stahl'ın kızı Stefanie, yani anaokulundayken, evet yani okul öncesindeyken, anaokulundayken diyelim, anaokulun olduğu sırada, anaokulunda olduğu sırada Bayan Stahl işinin önemli bir bölümünü öğleden önce diyor, bitiriyor, yerine getiriyor. Evet. Hatırlarsanız arkadaşlar Bayan Stahl temizlikçi. Nubay Tetsap, yani o, yani bu Tetsap adlı firmada ise Musi Dienstag und Donnerstag am Abend putzen. Yani bu Tetsap adlı firmada kendisi Bayan Stahl arkadaşlar salı günleri ve perşembe günleri am Abend, yani salı ve perşembe akşamları gelip mesela temizlik yapıyor orada. Normalerweise ist das kein Problem. Yani normal olarak mesela bu bir problem değil kendisi için. Why Stefanie's Oma auf die Kleine aufpasst. Yani Stefanie'nin diyor büyük annesi diyor, yani bu Stefanie adlı kıza bakıp göz kulak olduğu sürece
Mesela normalerweise genellikle mesela bu bir problem değil. Kim için? Bayan yani Frau Stahl için. Bayan Stahl için bir problem değildi. Leider. Fakat ne yazık ki? Ne yazık ki die alte Dame letztes Wochenende plötzlich krank wird. Ne yazık ki bu yaşlı kadın diyor geçen hafta sonu aniden hastalandı. Und muss ins Krankenhaus ve hastaneye kaldırıldı. Kaldırmak zorunda kalındı yani kendisine. Frau Stahl nimmt ihre Tochter also zur Arbeit mit. Bu nedenle Bayan Stahl kızını işe beraberinde götürdü. Damit hat Stefani nicht langweilig wird. Yani Stefani mesela yani canı sıkılmasın diye onu alıp yanında işe götürdü. Ve orada yani işte canı sıkılmasın diye de arkadaşlar özür dilerim işte canı sıkılmasın diye de hesi Buntstifte und Papier dabei. Yani zannedersem kızın işte canı sıkılmasın diye de resim malzemesini beraberinde götürdü. Buntstifte yani boya kalemlerini und Papier yani resim yapraklarını yani resim kağıtlarını da beraberinde götürdü. Dabei beraberinde götürdü. Evet. Zimal und mal. Yani bu kız arkadaşlar orada boyama yaptı, boyama yaptı. Yani boyadı, boyadı. Auf einmal sind alle ihre Blätter voll. Yani bir keresinde bir baktı ki bütün kağıtları dolmuş. Yani hepsine resim yapmış. Sie blickt sich um. Yani böyle etrafını aradı. Und sieht die acht Blätter, der Akte auf dem Schreibtisch liegen. Yani masanın üzerinde bir dosyanın içerisinde 8 tane böyle yaprak gördü. Acht Blätter. Yani 8 yaprak gördü. Wahrscheinlich yani gerçekten mit der weißen Rückseite. Bu yaprakların mit der weißen Rückseite. Yani arka tarafı beyazdı. Nach oben yani arka tarafı arkadaşlar. Nicht wahr, Herr Dessau. Yani bei Dessau değil mi? Yani bu yani planların arka tarafı beyazdı. Yani yazılmamıştı. Ja, öyle mi? Na, sense. Öyleyse bakalım. Wunderbares mal Papier. Yani wunderbares. Yani harika. Yani boyama için harika arkadaşlar. Yani harika resim kağıtları. Frau Stahl merkt nichts davon. Yani Bayan Stahl temizlik yaparak yani bu olayın farkına varmadı. Yani kızının plan kağıtlarının arkasında resim yaptığının farkına varmadı. So bald sie mit der Arbeit fertig ist. Yani işini bitirir bitirmez. Bak sie Stefanie sagen zusammen und geht mit ihrer Tochter zu Bushaltestelle. Arkadaşlar hızlı oldu. Özür diliyorum. Yavaşlayalım biraz. Sobald sie mit der Arbeit fertig ist, yani bu bayan Stahl arkadaşlar işini bitirmez, pack sie Stefanie Sachen zusammen. Yani Stefanie bu boyama malzemelerini bir araya getiriyor ve paketliyor. Und geht mit ihrer Tochter ve kızıyla birlikte Bushaltestelle, yani otobüs durağına doğru gitti. Um nach Hause zu fahren, yani evine hareket edebilmek için, yani evine gitmek için otobüs durağına geldi. Dort, otobüs durağında, fällt eines der Blätter auf den Boden. Bu yani kağıtlardan bir tanesi yere düşüyor. Evet. Bu resim kağıtlarından bir tanesi yere düşüyor. Leider ausgerechnet das einzige. Özellikle maalesef özellikle de bir tanesi dessen Rucksack nicht sofort das Kinderzeichnung zu erkennen ist. Yani öyle bir tanesi düşmüş ki bunun arka tarafında mesela çocuğun yapmış olduğu resim diyor fark edilmiyor. Ya Kinderzeichnung zu erkennen ist. Fark edilmiyor. Sehen Sie, anlıyor musunuz? Was wie die Zahl 100.000 aussieht, yani diyor ki işte bu yere düşen kağıdın arkasında diyor böyle bir 100 numara, 100 bin numara yazılmış arkadaşlar. Yani 100 bin diye bir numara yazılmış. Öyle gözüküyor. Fakat istin Wirklichkeit, fakat gerçekte bu der Rauch, der zu diesem Haus gehört. Yani bu 100 bin rakamı bir resmin bir parçasına ait gerçekte. O da bu resim, yani bu bir ev resminin bir parçasına yani çizilmiş olan bir evin resmin ev resminin bir parçasına ait arkadaşlar. Rauch diyor burada arkadaşlar. Yani bu 100 bin yazılan şey burada resimde de gördüğünüz gibi aslında duman. Şu bacanın evet şu bacanın dumanı. Ama bunu mesela Walter Dessau 100 bin diye görmüş. Kendisine mesela hani şantaj yapılacağı falan anlamış. Öyle. İşte bunu karşısına ara ortaya çıkartıyor. Diyor ki bunu kızın, yani kız bunu böyle bu şekilde boyamış. Unglaublich. İnanılmaz. Ferhan Müller und Walter Dessau schütteln die Koffer. Yani Bayan Müller
Bayan Verena Müller ve Walter Dessau arkadaşlar hani kafasını onaylayarak böyle sallıyorlar. Diyorlar ki ya, inanılmaz. Ya Diebstahl, hırsızlık, Erpressung, şantaj und Mobbing. İşte bu mobbing dediğimiz hat man für völlig normale Erklärung. Sen karşısın Sarah. Yani bunun için mesela bu olaya böyle bir açıklık getirilebiliyor. Völlig normale Erklärung. Yani hani buna hırsızlık da diyebilirsin, şantaj da diyebilirsin, mobbing de diyebilirsin. Eine Kindesahnung erscheint uns dagegen als etwas exotisches. Fakat buna karşın mesela diyor bunun bir yani bir çocuğun mesela Kindesahnung yani bir çocuğun boyaması yani bir çocuğun işte resmi yaptığı resim olarak gözükmesi çok yani fantastik bir şey, eksotik bir şey. Ist das nicht sonderbar? Yani oldukça garip değil mi? Ist das nicht sonderbar? Yani garip değil mi diye soruyor. Sonra buradan devam edelim. Ich muss mir bei Ihnen entschuldigen, Herr Sara. Burada Walter Dessau söylüyor arkadaşlar. Diyor ki ich muss mir bei Ihnen entschuldigen. Yani sizin yanınızdayken sizden özür diliyorum, Bay Sara. Walter Dessau dedi. Und nimm die Akte in die Hand. Ve bu dosyaları eline aldı. Sind Sie als Detektiv doch nicht so schlecht. Yani siz diyor kötü bir detektif değilsiniz. Sei bloß still, Walter, ruft Verena Müller. Bu arada Verena Müller de diyor ki sei bloß still. Yani çeneni kapat. Yani sessiz ol, Walter. Sonst, aksi takdirde will er noch mehr Gehalt. Aksi takdirde bu karşınızda daha fazla maaş ister bizden. Diye söylüyor, söyleniyor. Gehalt maaş arkadaşlar. Noch mehr Gehalt, daha fazla maaş ister. Karşınızda deutet auf seine Backe. Bu arada karşınızda da arkadaşlar yüzünü işaret ediyor. Yani o yüzünün yani lekesinin hangi lekesinin yani yara izini. Yumruk yedi ya ondan dolayı mesela yüzü şiş onu işaret ediyor. Sonra diyor ki über das Gehalt, über das Gehalt reden wir morgen. Yani diyor ki bu maaş hakkında biz yarın konuşuruz. Yes, muss ich los. Şu anda gitmem gerekiyor. Ich habe um 17 Uhr einen Arzttermin in der Nähe des Hauptbahnhofs. Yani şu anda diyor saat 17'de benim diyor merkez istasyonundan merkez evet yani merkez istasyonunun yanında bir doktorda yani doktorla randevum var. Verena Müller blickt auf ihre Armbanduhr. Yani Verena Müller burada kol saatine bir bakıyor arkadaşlar. Sie schüttelt den Kopf ve kafasını sallayarak es ist 16 Uhr. Yani saat 16. Sie brauchen so Fuß nicht länger als eine Minute zum Bahnhof. Hauptbahnhof. Yani sen diyor buradan diyor merkez istasyona diyor gitmen için diyor yürüyerek diyor 10 dakikanı alır diyor. Karşın Zara versucht zu lachen. Karşın Zara arkadaşlar yani gülmeye çalışıyor, sırıtıyor. Aber die Backe ist inzwischen zu dick. Fakat gülerken yani bu yanağı o kadar ki şişmiş ki arkadaşlar çok fazla şişmiş. Zufus yürüyerek mi? Ich bin der wahnsinnig. Yani delirdim mi ben? Ben deli miyim? Gibisinden arkadaşlar kendi kendine söyleniyor burada. Değerli arkadaşlar yani bu hikayeyi de çevirmeye çalıştım. Yani bu bir Celal Öney çevirmesi. Öyle görün. Hatalarımız olabilir. Yani kendi stilime göre çeviriyorum. Kendi yani konuşmama göre, kendi aksanıma göre mesela çeviriyorum. Ama yani tam anlamı da vermeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada yani dört dörtlük bir çalışmadan bahsedemeyiz. Ama dört dörtlüğe yakın bir çalışmadan bahsedebiliriz. Bu da sizin Almanca öğrenimizde size mesela önemli ölçüde katkı sağlayacak ki özellikle yani Almanca metni Türkçe anlamlandırma faaliyeti içine girdiğiniz takdirde. Evet. Yani yaptığım hizmet bu. Bunu çalışıyorum. Tabii ben de mesela hemen okur okumaz mesela çevirmeye çalışıyorum ama yani bu okumanın altında elbette yani 1-2 yıl yatmaktadır. Yani böyle yoğun çalışılmış 1-2 yıl yatmaktadır. Hatta 3 yıl yatmaktadır. O nedenle böyle kolay değil. İnşallah okumaya devam ederim. Bu faaliyetlerime devam ederim. Kendimi geliştirmeye devam ederim. Tabii öncelikle bunu kendim için yapıyorum. Sonra sizin için yapıyorum. Sizinle paylaşıyorum. İnşallah hak ettiği yeri görür. Başka bir Almanca hikaye kitabında tekrar buluşmak dileğiyle bu yaptığım faaliyetin videolarını yani Türkçe anlamlandırma videolarını ve
ve aynı şekilde yani PDF dosyasını da siteye aktarmaya çalışacağım ki elinizde her türlü belge yani doküman olsun. Bir daha dinlersek daha iyi olacağı kanısındayım arkadaşlar. Evet, şöyle dinleyebilecek miyiz diye bakıyorum kendi kendime. Oh, iyi. Tamam. Hep böyle çalıştım. Yani okudum, anladım, kelimeleri çıkardım. Onları mesela ezberleme yöntemine gittim. Yani yazarak, devamlı yazarak müsveddelere. Ondan sonra da yine okudum. Bu sefer sesli dinledim. Tekrar okudum ve anlamaya çalıştım. Yani faaliyet bu. Evet, biz yine bir dinleme yapalım. Sie Arme, das sieht aber gar nicht gut aus, sagt Walter Dessauer und deutet auf Carsten Zaras Gesicht. Die linke Backe ist inzwischen grün und blau und fast doppelt so dick wie die rechte. Ach was, Berufsrisiko, sagt Verena Müller. In ein paar Tagen ist er wieder so schön wie vorher, gell, Zara? Aber jetzt erzählen Sie uns bitte die ganze Geschichte. Die ist sehr kurz. Frau Stahls Mutter hat ein schwaches Herz. Deshalb verliert Herr Dessauer fast seinen Job. Ende. Wie bitte? Rufen Verena Müller und Walter Dessauer. Sie verstehen nicht? Dann muss ich etwas genauer erzählen. Frau Stahl erledigt den größten Teil ihrer Arbeit vormittags, während ihre Tochter Stefanie im Kindergarten ist. Nur bei Texab muss sie dienstags und donnerstags am Abend putzen. Normalerweise ist das kein Problem, weil Stefanis Oma auf die Kleine aufpasst. Leider wird die alte Dame letztes Wochenende plötzlich krank und muss ins Krankenhaus. Frau Stahl nimmt ihre Tochter also zur Arbeit mit. Damit es Stefanie nicht langweilig wird, hat sie Buntstifte und Papier dabei. Sie malt und malt. Auf einmal sind alle ihre Blätter voll. Sie blickt sich um und sieht die 8 Blätter der Akte auf dem Schreibtisch liegen. Wahrscheinlich mit der weißen Rückseite nach oben. Nicht wahr, Herr Dessauer? Ja? Na, sehen Sie. Wunderbares Malpapier. Frau Stahl merkt nichts davon. Sobald sie mit der Arbeit fertig ist, packt sie Stefanis Sachen zusammen und geht mit ihrer Tochter zur Bushaltestelle, um nach Hause zu fahren. Dort fällt eines der Blätter auf den Boden. Leider ausgerechnet das einzige, dessen Rückseite nicht sofort als Kinderzeichnung zu erkennen ist. Sehen Sie? Was wie die Zahl 100.000 aussieht, ist in Wirklichkeit der Rauch, der zu diesem Haus gehört. Unglaublich! Verena Müller und Walter Dessauer schütteln die Köpfe. Tja, Diebstahl, Erpressung und Mobbing hält man für völlig normale Erklärungen, sagt Carsten Zara. Eine Kinderzeichnung erscheint uns dagegen als etwas Exotisches. Ist das nicht sonderbar? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Herr Zara, sagt Walter Dessauer und nimmt die Akte in die Hand. Sie sind als Detektiv doch nicht so schlecht. Sei bloß still, Walter, ruft Verena Müller. Sonst will er noch mehr Gehalt. Carsten Zara deutet auf seine Backe. Über das Gehalt reden wir morgen. Jetzt muss ich los. Ich habe um 17 Uhr einen Arzttermin in der Nähe des Hauptbahnhofs. Verena Müller blickt auf ihre Armbanduhr. Sie schüttelt den Kopf. Es ist erst 16 Uhr. Sie brauchen zu Fuß nicht länger als 10 Minuten zum Hauptbahnhof. Carsten Zara versucht zu lächeln. Aber die Backe ist inzwischen zu dick. Zu Fuß? Bin ich denn wahnsinnig? Evet. Değerli arkadaşlar, burada çalışmamızı bitiriyoruz. Başka bir Almanca hikaye kitabında tekrar buluşmak dileğiyle. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Dil öğrenmeye devam edelim arkadaşlar.